Herkese merhaba, ben Orkun. Kış sporlarında termal işçiliklerin yeri ve öneminden bahsedeceğim. Termal içlik, İngilizce adıyla termo içlik veya thermal underwear nedir? Nereden geliyor? Ne işe yarar? Bunlardan sırasıyla bahsedelim ve daha sonra çeşitlerini hep beraber önümüzde inceleyeceğiz. İlk önce şunu söylemek istiyorum. Termal içlik herkesin düşündüğünün aksine bizi sıcak tutmanın ötesinde kuru tutmak için amaçlanmış ve tasarlanmış bir ürün. Şunu şöyle anlatacağım. Tabii şu sorunun geldiğini duyabiliyorum. Peki biz sıcak kalmak için ne yapacağız? Tabii ki termal içlik sizi aynı zamanda sıcak tutuyor. Fakat pamuklu herhangi bir kazaktan veya teknik olmayan pamuklu bir tişörtten, üründen termal içliği ayıran yer sıcak tutması değil. Bugün geleneksel anneannemizin ördüğü bir kazakla da sıcak kalabiliriz. Fakat buradaki en büyük fark termal önümdeki teknik ürünlerle geleneksel ürünleri ayıran en önemli yer nefes alabilme özellikleri. Termal içliklerini de termal yapan aslında bu özellik. Sıcak olmaları değil. Şöyle göstererek başlayayım. Elimde Rossignol'ün en ince, masada duranların arasındaki en ince termal içliği var. Bu içliğin, daha doğrusu masadakilerin hepsinin ortak özelliği, termal olmanın özelliği, sizi geleneksel kıyafetler gibi sıcak tutarken teri hiçbir şekilde emmiyor olmaları. Unutmayın ki içlik cildinizin üzerine direkt basan, arada hiçbir katman olmayan bir ürün. Bu ürünün içerisinde hem rahat olmanız lazım, hem de deri üzerinde oluşan terin dışarıya atılması lazım. Şöyle düşünelim. Termal içliğimizi giydik. Dışımıza da dünyanın en teknik, en pahalı ceketini giydik. İşte Gore-Tex özelliklerine sahip müthiş bir tasarım ve oluşan teri anında dışarı atacak. Fakat ciltle ceketin arasında bu içlik var. Eğer içliğimiz gerçekten performans gösterecek seviyede termal değilse, yani breathable, nefes alabilir değilse, cekete verdiğiniz para aslında bir bakıma çöpe gitmiş olacak. Çünkü siz ıslanacaksınız ve kuru kalamayacaksınız. Termal içliklerin de çeşitli kalınlıkları, çeşitli oturuşları, kesimleri, modelleri, renkleri var. Bunların bazıları biraz daha sizin keyfinize göre seçeceğiniz şeyler. Örnek veriyorum, rengi, üstünüze oturuşu. Bunlar biraz daha keyfinize göre seçeceğiniz şeyler. Fakat kalınlıklarına geldiğimiz zaman işte orada iş biraz daha değişiyor. Çünkü hava şartları, yaptığınız aktivitenin yoğunluğuna göre biraz daha ince ve biraz daha kalın bir termal içlik seçmeniz gerekebilir. Demin gösterdiğim içlik satın alabileceğiniz en ince içliklerden bir tanesi. Şöyle kenara koyuyorum. Birazdan termal içliklerin fiyat farklarına da geleceğim. Neden bu kadar büyük fiyat farkları var aralarda? Bu yine termal bir ürün. Fakat kumaşı deminkinden daha kalın. Bu da yine sizin kullanım aktivite alanınıza göre, kullanım yoğunluğunuza göre seçeceğiniz ve hava ortamına, şartına göre seçeceğiniz bir ürün. Mesela benim çantamda her zaman bu da olur, bu da olur. O gün yapacağım aktiviteye, hava şartlarına göre korkunç değişkenlik gösteriyor. Özellikle dağ ortamları. Ona göre kullanırım. Şunu bile yapabilirsiniz. En inceyi giyip üstüne ikinci katman olarak bunu da giyebilirsiniz. Yine özellikleri biraz önce anlattığım gibi çok yüksek derecede nefes alabilir. Yani teri, nemi dışarı atabiliyor olmaları. Sonra polar hepimizin artık geleneksel hale gelen, 1990'larda hayatımıza giren, 90'ların başında polar denen bir kumaş var. Kumaş cinsi artık hepiniz biliyorsunuz. Polar'ı uzun uzun anlatmayacağım. Polar'ın da birçok kalitesi var. Polar'ın da aynı şekilde çok fazla nefes alabileni, daha az nefes alabileni var. Elimde gördüğünüz bir polar içlik. Şuradan kısa fermuarı var. Mikro polar diyoruz biz buna. Yani kalınlığı daha az. Birazdan polara geleceğiz. Bu mikro polar. Daha ince. Bunu da kenara koyuyorum. Şöyle klim diye geçen poların biraz daha tersten işlenmişi gibi mikro poların. Yine ısıtıcı dediğimiz, yani içe giyilen içlik olarak da adlandırabiliriz. İç ceketlerimiz var. Bunlar içliklerimizin üzerine geliyor. Yine en büyük özellikleri termal olmaları, kısacası teri dışarıya atıyor olmaları. Bunlar daha soğuk havalarda, daha soğuk ortamlarda duruma göre ceketle içliğinizin arasına koyduğunuz katmanlardan.
Ve en gelenekseli, hepimizin bildiği, artık günlük hayatımızda da kullandığımız polar içliklerimiz var. Şunu hemen bu polardan bahsederken şunu söylemek istiyorum. Polar neden bu kadar çok kış sporlarında kullanılıyor? Neden kazak kullanılmıyor örnek olarak? Polar çok nefes alabilir bir ürün. Yani doğası itibariyle, dokunuş tarzı itibariyle polar çok ciddi nefes alabilen bir ürün. O yüzden poları aktif sporlarda, aksiyon sporlarında, dağlarda, soğuk ortamlarda yapılan tüm sporlarda, dediğim gibi bu kano olabilir, cross country olabilir, atlayış olabilir, trail koşusu olabilir, kayak olabilir, snowboard olabilir, aklınıza gelebilecek kızak olabilir. Her türlü sporda poları çok fazla iç katman olarak görüyoruz. Ama poların tabii şey yok, şunu söyleyeyim baştan. Su geçirmezlik özelliği olmadığı için tek başına bir ceket hiçbir zaman olamıyor. Ancak kuru havada kullanıyorsunuz ya da bunu bir ısıtıcı katman olarak kullanıyorsunuz. Son kapanışı şöyle yapacağım. Bu konuyla ilgili şu soru çok geliyor. İçliklerin neden böyle fiyat farkı var? Yani çıktığınız zaman bir alışverişe 19 liraya da içlik var. 199 liraya da içlik var. 249 liraya da içlik var. Şimdi bir de baskı yapan yeni teknolojik içlikler var. Kasın performansını arttıran, kasa baskı yaparak kasın performansını arttıran içlikler var. Onların fiyatları 400 liraya kadar gidiyor. Şimdi tabii ki her üründe bu var. Yani bir otomobilden çok örnek veririm ben. Bugün piyasaya çıktığınızda, otomobil piyasasına, işte örnek veriyorum, tam da fiyatlarını ezbere bilmiyorum ama 40-50 bin liraya da otomobil var, 450 bin liraya da otomobil var ve bu otomobilleri yan yana koyduğunuz zaman bu ürünlerin aynı olmadığını, motor hacimlerinden, güçlerinden, tekerlek çekişlerinden, içlerindeki konfor paketlerinden, sürüş dinamiklerine kadar aynı olmadığını artık herkes biliyor. Aynı şeyin burada da geçerli olduğunu düşünebilirsiniz. İnanın 19 liralık, 29 liraklık içlikle 299 liralık içlik aynı değil. Tabii ki herkesin bütçesi farklı. Herkesin performans alanları farklı. Sizin ihtiyacınız 290 liralık içlik değil. 99 liralık içlikle veya 119 liralık içlikle de çözülebilir. Ama şunu gönül rahatlığıyla söylüyorum. 19, 29, 39 gibi çok ucuz fiyatlardaki içlikler biraz önce anlattığım nefes alabilirlik ve performans dinamiklerini size sunmayacaklardır. O yüzden içliğin önemini tekrar vurgulamış olayım. Burada içliği basit bir ürün olarak geçmeyin. Çünkü diğer bütün aldığınız ekipmanların boşa gitmesini, emeğinizin boşa gitmesine ve konforunuzun düşmesine sebep olabilir tek başına. Umarım içlik çeşitleri ve içliklerin hayatımızdaki, spor hayatımızda, soğuk ortamlardaki yeriyle ilgili kafanızdaki genel sorulara cevap verebildik. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere.